Dünyada, bölgemizde ve yerelde birçok yeni gelişme yaşanmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin-İsrail, Filistin-Lübnan çatışması, Suriye'deki mevcut durum bu gelişmelerden birkaçıdır. Küresel, bölgesel, yerel güçler, devletler, örgütler bu yeni gelişmelere göre kendi durumlarını, özellikle politik durumlarını, siyasi durumlarını, askeri durumlarını, sosyal ve ekonomik durumlarını yeniden ele alıp değerlendirdi ve kendini bu yeni gelişmelere göre konumlandırdı. Kapitalist modernite 3. Dünya Savaşı koşullarını, 3. Dünya Savaşı'nı olabildiğince uzatarak kendi ömrünü de uzatmaya çalışıyor ve mümkünse ekonomik ve siyasal krizlerini bitirmeye çalışıyor bu süreçte. Bölgesel ve despotik yerel devletler ise bu konjektörde yaşanan siyasi boşluklardan faydalanarak kendi hedeflerini gerçekleştirmek istemektedirler. Yani bu süreç bir kaos aralığı olarak tanımlanan bir süreçtir. İçinde çeşitli fırsatlar ve riskler barındıran, avantajlar ve dezavantajlar barındıran bir süreçtir. Bu süreçte örgütsel olarak kendini hazır hale getiren güçler, sonucu belirleyecek güçler olacaktır. Bildiğiniz gibi 2014'te itibaren AKP-MHP tasfiye süreci başlattı. Kürt hareketine karşı, partimize karşı. Türkiye'deki demokrat, sosyalist güçlere karşı. İşte 2014'te çöktürme eylem planı hazırlandı. Bu eylem planıyla aslında mücadelemiz tasfiye edilmek istendi. Başta tecrit olmak üzere siyasilerin hapsedilmesi, belediyelere kayyum atılması, sivil toplumun kapatılması ve binlerce insanın işten çıkarılması gerçekleştirildi. Dolayısıyla çok yoğun bir saldırı sürecine geçti. Çünkü niye? Yani devlet aslında devlet ve devlet zihniyeti, yani örgütlülüğün önemini en çok bilen zihniyettir. Dolayısıyla kendine karşı gelişecek hiçbir örgütsel mücadele istemez. Kendi dışındaki örgütsel mevcut örgütleri veya örgütsel yapıları kendi bir tehdit olarak görüyor. Bu nedenle de yani bütün öz yönetim kurumlarını, Kürtlerin bütün öz yönetim kurumlarını tasfiye etmeyi amaçladı. Ama tabii buna karşı da büyük bir mücadele verildi. Dolayısıyla tüm bu gelişmeler dikkate alınarak, mevcut konjektür dikkate alınarak partimizde örgütleme konferansı hazırlığı çerçevesinde bir çalıştay gerçekleştirdi. Bu çalıştayda yani kendi örgütsel durumumuzu ele alıp yoğunca tartışılıp değerlendirildi. Burada mevcut sorunlarımızın yapısal ve güncel nedenleri tespit edildi. Özel savaş politikaları ele alındı. Kadın örgütlememizin durumu, gençlik örgütlememizin durumu bu çalıştayda geniş bir şekilde ele alınıp durum tespiti yapılıp özel durumumuzun tekrardan gözden geçirilmesi yapıldı. Evet. Bütün kentlere, ilçelere, mahallelere, sokaklara örgütlü taşınma kararlılığına ulaştık ve bundan sonra da çalışmalarımızı bölgelere ayırarak bir örgütleme seferberliği şeklinde sürdüreceğiz.